Şimdi ayet-i kerimenin zaten manası açık. Ee, biz sadece bazı bazı lafızlar üzerinde duracağız. Öncelikle şimdi Allah Azze ve Celle dedi ya Musa Aleyhisselam'dan sonra mele tabakası peygamberlerine gelip savaşmak için bir komutan istediler. Şimdi bir soru soralım burada. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman hiç mele tabakası diye anılan zümrenin böyle bir talepte de, talepte de bulunacağı dünyalıklarından vazgeçecekleri hiç böyle aklınıza aklınıza geliyor mu bu mümkün değil. Bizim bildiğimiz mele tabakasını ne aristokrattırlar. Midelerine düşkündürler, saraylarına düşkündürler. Bitti. Peki nasıl böyle bir taleple geliyorlar? Buna dair tefsir kitaplarının bize vermiş olduğu hiçbir bilgi yok. Yani hani bu işgali gündeme getirip buna cevap veren de yani benim gördüğüm kadarıyla yok en azından. Lakin biz bugün kendi asrımızdaki bazı vakaları okuduğumuzda bu ayet kelimenin manasını çok iyi anlayabiliriz. Bir soru soralım size: Bir ülke savaşa girdiğinde en fazla vatan millet edebiyatını yapan kimler? Toplumu yöneticileri. Niye? Çünkü çocuklar askerde yok. Kendileri savaşa savaşa girmeyecekler. Muhtemelen komutan onlardan biri olacak. Savaş kazanılsa da onlar kazananlardan. Savaş kaybedilse de onlar kazananlardan. Çünkü onların İsviçre bankalarında zaten yedi asır kendilerine ve sülalelerine yetecek kadar parayı çalmışlar, depolamış vaziyetteler. Günümüzde bunu biliyoruz en azından. En korkak olan insanlar en fazla vatan millet edebiyatı yapan insanlar. Ne zaman peki bunu yapıyorlar? Günümüzden yola çıkarak söylüyorum. Bir halkın uyanmaya başladığını gördüklerinde o uyanış onların haricinde gerçekleşmesin. O uyanış başarıya ulaşırsa onlar mahrum kalmasınlar bazı zenginliklerden ve güzelliklerden. Ne olacak? Bir halk başarıyı elde ettiğinde çobanı başa getirecek halleri yok. Esnaf kasabı, manavı başa getirecek halleri yok. Kim direnişte onların yanında durmuşsa eşki siyasilerden gene getirecekler onları onlara başa koyacaklar. Bunun en güzel örneğini ne zaman yaşadık? Arap Baharı denilen süreçte yaşadık. Öyle mi? Asla savaşla, kavgayla, gürültüyle, direnişle işi olmayan bir önceki nizamın arttığı durumunda olan insanlar hakların iradesini görünce yönetimlerin yıkılacağını anlayınca her biri birden demokrasi havarisi kesildi, insan hakları havarisi kesildi. Yok ben zaten Hüsnü Mübarek'le şöyle tartışıyordum. Yok ben zaten Bin Ali'ye şöyle kızıyordum diye. Olmadık olmadık Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği hikayeler anlatmaya başladılar. Muhtemelen şöyle bir şey olabilir. İsrail bugünden yola çıkarak söylüyorum yani. İsrail oğullarında bir kaynama fark ettilerse bunlar, İsrail oğullarının artık bu zulme dur diyeceğine yavaş yavaş ay ayaklanacaklarına dair bir şeyler hissettilerse bunlar da gerçekleşecek dirilişe sahip çıkmak için e, bedavadan, beleşten vatan, millet edebiyatı e, yapmış olabilirler. Diyeceksiniz ki bu bir, bu bir zan, sadece bir zan, bir, bir yorum. Lakin kıssanın içinde göreceğimiz başka şeyler bunu hepsini destekleyecek. Yani bu talepte bulunanlar komutanlık kendilerine verilmediğinde geri adım atacaklar kıssanın içerisinde. Mesela e, Talut'u küçümseyecekler. Neden dolayı küçümseyecekler? Parası olmadığından dolayı. Yani çok açık bir şekilde malının mülkünün olmadığını olmadığını söyleyecekler. Savaş başladığında ise e, Talut'u yarı yolda bırakıp orduyu terk, orduyu terk edecekler. Buradan yola çıkarak yani bu söylediklerimden hepsinden Mele tabakası nasıl savaş ister bunu bu şekilde anlayabiliriz. İkinci bir mesele ise Şimdi bunlar kimden bu talepte bulunuyorlar? Peygamberden değil mi? Bize bir komutan gönder. Onunla beraber savaşalım diyorlar. Şimdi bir sıradan bir mümin olaraktan şunu düşünelim. Bir toplumda peygamber varsa peygamberden daha iyi komutan olur mu? Bir toplumda peygamber varsa peygamberden daha şimdi bu bir peygamber. Allah'ın elçisi. Senin başında olduğu zaman ile hareket edecek. Allah'ın yol göstermesiyle kom orduyu komuta edecek. Böyle biri varken insanın gidip ona bizden başka bir normal bir insanı bize komutan olarak seç demesi çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir talep. Niye? Çünkü mele tabakasının alimle, peygamberle, nübüvvetle işi olmaz. Şimdi peygambere gelsen bizim başımıza komutan ol deseler, peygamber adil olacak. Herkese hak ettiğini verecek. Zafer kazanıldığı zaman her insanı ehliyeti neyse savaşta yapmış olduğu fedakarlık neyse her insana ona göre muamele edecek. Lakin bir melik olsa istedikleri adam. Melikler de umumen dünyaya düşkün olan, vazifelerini kaybetmemek için genelde aristokrat tabakayı kendilerine yakın tutan ve onların şeyini, onların gönlünü hoş etmeye çalışan. Mesela Firavun gibi ben Allah'ım, ben ilahım, ben Rabb'im diyen bir adam Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istediğinde ne dedi? etrafındaki mele tabakasına dedi ki diyor Allah, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Firavun'un kimseden izin almaya ihtiyacı mı var? Var. Eğer o mele tabakasından olan insanların her biri bir aşireti temsil ediyorsa, onun hatrını kırdığınız zaman onun yanındaki oyu günümüz tabiriyle söylüyorum, onun elinin altında bulunan kamuoyu gücünü, desteğini kaybedecekseniz eğer veya medya onun elindeyse, sihirbazlar onun elindeyse, biraz daha diyanete hükmediyorsa, biraz daha bilmem ne cemaatinde söz sahibi ise mesele o değil. Onunla aranızı bozduğunda onun arkasındaki güç, güç meselesi var. Onun için mele tabakasıyla melikler genelde iyi geçinirler. Amaçları dünya olduğundan dolayı. Ama peygamberler Allah'ın hükümleri konusunda hiç kimseyi birbirinden birbirinden ayırt etmezler. Onun için muhtemelen bir peygamberin onlara komutanlık yapmasını istemiyorlar da ne istiyorlar? Onun yerine bir sıradan bir insanın onlara komutanlık yapmasını istiyorlar ve muhtemelen şöyle bir beklentileri var. Şimdi İsrail oğullarına komutan seçilecekse kimden seçilir? Bizim içimizden seçilir herhalde. Çünkü biz bu kavmin seçkin olan insanlarıyız diye düşünüyorlar. Ama tabi Allah Azze ve Celle onları beklentilerinde yanıltıyor. Hiç ummadıkları bir, bir insanı onlara komutan olaraktan gönderiyor.